Arkadaşlar bugün Mogan Gölü'ndeyiz. Fotoğrafın temellerinden bahsedeceğiz. Şimdi introya geçelim. Evet, gerçekten. Of. Mogan'da öyle şeyler yapmak keyifli oluyor. Biraz fotoğrafımı çektim. Ya tabii bir yandan da korkuyorum. Bak batacağız. Direksiyonu çevireyim. Şu anda bayağı olmaz yerlere gidiyoruz. İyi de sallamaya başladı. Oldum, perişan oldum. Hakikaten perişan oldum ya. Dalgalıydı da. Evet. Ama çok güzeldi yani. Uf. Ay gerçekten yorucuydu. Şu su bisikletleri. Ankara Mogan'da, evet. Abi ödemeyi nereye yapıyoruz? Ben abi. Şey kartı. Ha kartı. O zaman şöyle yapsam diyeceğim var. Bir şişek dedim ben oradan alırım. Şiş cebimdeydi herhalde benim. Şey söyleyeyim tek kayıt tamam. 25 lira değil. Teşekkürler. Ben oradan alırım. Tamam, tamam. Hadi kolay gelsin. İyi günler. Çekiyorum zaten. Zeki Müren cebisi görüyor mu? Yok. Zeki Müren öldü. Yalan. Bitti sen görsün. O da olmaz. Merhaba, şu karttan çek. Kim, siz mi bakıyorsunuz? Şunu karttan çektirecektim. Oyuncak. Ha. İlkokulda falan vardı. Onlardan. O alacakmış. Tamam, teşekkür ederiz. Buradan içecek bir şeyler mi alsak anne? Al istiyorsan. Suslan alıyorum. Teşekkürler. 600 milimetrelik lensi annem takmış boynuna. Tabii ağırlık yapacak mecbur. Makine de ağır, o da ağır. Her şeyi anneme taşıttım ya. Şu an ayıp ediyorum, bayağı ayıp ediyorum. Aa şurada koltuklar var. Amacımız diyaframı anlamak, şatırı anlamak, ISO'yu anlamak. Bunun için deneme çekimleri yapacağız ve ben bunların ne olduğunu sonradan evde anlatacağım. Evet, şimdi farklı diyafram açıklıklarının ne olduğunu anlayacağız. Tripoda makineyi koydum. Burada farklı diyafram açıklıklarında, F sayılarında fotoğraflar çekeceğim ve bu F sayılarının ne yaptığını şimdi anlayacağız. Pozlama süresi de değişiyor tabii diyafram açıklığına göre. Saat güzel bir saat. Gün battı ama henüz hava kararmadı. Güneşin batması
çok da bir etkisi olmadı açıkçası. Hava kararmadı derhal. O yüzden hemen o güneşin battığı andan sonra sonrasında olduğumuz için belli bir ışık seviyemiz var ve tripod kurulu olduğu için tripodla birlikte uzun pozlamalar yapabiliyoruz. Uçurtma uçuruyorlar. Ya burada çok yanlış bir günde geldim belki çekim yapmak için. Çünkü Mogan'da şu anda aileler, çocuklar, mangal yakanlar, efendim bisiklete binenler, su bisikletine binenler ve şu anda göç etmekte olan kuşlar. Bunları görüyoruz. Tamam öyleyse. Makine çekimleri yapıyor. Evde görüşürüz. Sonunda eve geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi bahsetmek istediğim şey fotoğraf. Yani fotoğrafın ismi. Fotoğraf ne demek? Fotograf. Foto ışık demek. Graf çizim yapmak gibi bir şey. Yani ışıkla çizim yapmak demek fotoğraf. Fotoğrafta en önemli şeyin ışık olduğunu söylesek sanırım yanlış bir şey söylemiş olmayız. Fotoğrafı çektiğimiz koşulları düşünelim. Mesela çok ışıklı, çok parlak güneşin sert vurduğu bir günde çektiğimiz fotoğrafla az ışığın olduğu gece yahut iç mekanda çektiğimiz bir fotoğrafın ayarları aynı olabilir mi? Biz bu ayarları neye göre yapıyoruz? Bunu öğrenmemiz lazım. En önemli değişkenler bu noktada shutter, diyafram ve ISO. Shutter'dan bahsedecek olursak, shutter hani duyduğunuz bu ses var ya, işte bu ses tam olarak shutter'ın çıkardığı ses. Bir perde bu ve sensörün önünde açılıp kapanan bir perde. Bu perdeden baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu perde diyor ki kardeşim ben bu perdenin açılıp kapanma süresi içerisinde fotoğrafı çekiyorum. Biz shutter'ımızı uzun da tutabiliriz, kısa da tutabiliriz. Shutter'ımızı çok kısa tuttuğumuz zaman, örneğin saniyenin binde biri gibi bir sürede tuttuğumuz zaman biz bu fotoğrafta neyi yakalarız? Örneğin koşan bir futbolcuyu havada yakalarız. Öte yandan bir gece fotoğrafı çekiyoruz ve gökyüzünü çekiyoruz, samanyolunu fotoğraflıyoruz. Tripodumuzu kurmuşuz ve 30 saniye boyunca makinamız pozluyor. Yani 30 saniye boyunca shutter'ımız açık. 30 saniye boyunca sensörümüz bütün görüntüyü topluyor ve kapanıyor. Şimdi burada ışığın etkisini düşünelim. 30 saniye boyunca açık bir shutter, 30 saniye boyunca bütün ışığı topluyor demektir. Yani çok az ışıklı bir ortamda bunu yaptığımız zaman ancak bir fotoğrafı çekebiliriz. Aksi takdirde çok parlak, çok aydınlık bir günde 30 saniye boyunca ışığın toplanması demek bembeyaz bir şey çekmemiz demek. Ve çektiğimiz şey asla bir fotoğraf olmayacak. Çok karanlık bir günde de tutup saniyenin binde birinde bir fotoğraf çekmeye kalkarsak simsiyah bir şey çekeceğiz. Çünkü hiçbir ışık yok. Yani saniyenin binde birindeki ışığı alıyoruz sadece. Fotoğrafın diğer önemli unsuru da diyafram. Diyaframı F sayılarıyla belirtiyoruz. Bütün aldığınız lenslerin üzerinde F 1.4, F 1.8, F 2.4, F 4.5-5.6 gibi sayılar yazacaktır. F sayısı diyaframın ne kadar açılabildiğini ve lensin ne kadar ışık toplayabildiğini bize söyleyen bir sayıdır. F sayısının en düşük olduğu durumda en çok ışığı topladığımızı söyleyebiliriz. Göz gibi düşünürsek, göze baktığımız zaman karanlık bir ortamda göz bebeklerimizin büyüdüğünü, çok aydınlık bir yerde de çok kısaldığını, küçüldüğünü görüyoruz. Fazla ışık almasının ve az ışık almasına yönelik gözümüzün otomatik bir ayarı. Tabii biz bunu makinede de yapıyoruz ve makinenin diyafram açıklıkları tamamıyla bu ışıkla alakalı. F sayılarımızın bize yaptığı başka bir şey var. Alan derinliği dediğimiz şey. Şimdi şu görsele baktığımız zaman bu görselde açık açık belirtiyor. F sayısı küçükken alan derinliğimiz ne kadar kısa. Öte yandan F sayısı büyüdükçe, yani diyaframımız kısıldıkça alan derinliğimiz ne kadar uzuyor. Alan derinliği ne demek? Bakın burada yıldızla gösterilen yer bizim makinamızın netlediği yer. Ve o netlediği yerin önü ve arkasının uzaması söz konusu. Şimdi diyaframımız kısıldığı zaman, yani ne kadar küçülürse o kadar alan derinliğimiz artıyor. Bu şu demek. O kadar daha fazla net alan elde ediyoruz. Diğer taraflarda kalan kısım flu alan. Ama net alan dediğimiz kısımsa yıldızın etrafındaki alan. Yani diyaframım ne kadar açıksa o kadar kısa bir alan derinliğim var ve o kadar az alanı netliyorum. Şimdi bunu çektiğimiz resimlerden görelim. Bu resmin değerleri şöyle. ISO 100, F 1.4 ve shutter 1 bölü 100. Yani saniyenin %1'inde çekilmiş bir görüntü. Burada gördüğünüz gibi arka plan alabildiğine flu. Yani arka plan kıyıları, suyu göremiyoruz. Çünkü netlediğimiz alan
çalılar ve biz sadece oraların net olduğunu görüyoruz. F1.4 bize çok kısa bir alan derinliği veriyor. Devam ediyorum diğer fotoğrafa geçtiğim zaman, F1.6'ya geçtiğim zaman artık yavaş yavaş hareketin değiştiğini görüyoruz. Bu fotoğrafın doğru pozlama değerlerinde olması için bu fotoğraf F1.6 iken, ISO'su 100'de iken shutter'ı da 1/80'de, yani saniyenin 80'de birini çekmiş oluyor. Bu yüzden o kimi yerlerde gördüğümüz hareketin blur yapması durumu söz konusu. Çünkü saniyenin 80'de biri çok yavaş bir shutter'dır. F1.8'de ISO'muz 125 ve shutter'ımız 1/80. Burada F2'de artık 1/80 shutter'ımız ISO 160'da. F2.2'de görüntüm biraz daha arka planla alakalı. Burada tabii çok net farklar göremiyoruz. Giderek alan derinliğimizin arttığını göreceğiz. F2.5, F2.8, F3.2 ve dikkat ederseniz artık flu olan bir çalımız kalmadı. Yani o sazlık herhalde. Sazlıkta flu bir alan kalmadı. Sadece F sayım arttığı için, yani diyaframımı giderek kıstığım için, daha az ışık almaya başladığı için shutter'ımı daha uzun süre açık tutmak zorunda kalıyorum ki daha fazla ışığı toplayabileyim. Bu yüzden diğer pozlamalar saniyenin %1'inde, 80'de 1'inde çekilmişken bu pozlama saniyenin yalnızca 10'da 1'inde ve saniyenin 10'da 1'i shutter'da çekildiği için her sallantı 10'da 1'lik kaydı mutlaka yapıyor olacak ve bu yüzden motion blur, yani hareket fluluğu göreceğiz. Devam ediyoruz. F3.5'e geldiğimiz zaman shutter'ımız 1.8'e kadar düştü. Doğru pozlama değerini tutturabilmek için fotoğrafı çektiği sürenin uzaması gerekiyor. Çünkü diyaframımı olabildiğince kısıyorum. Devam edelim. F4.0'lık bir fotoğrafa bakıyoruz. Giderek gölün ve gölün karşı kıyısının daha da netleşmeye başladığını fark edeceğiz. Ve saniyenin 6'da 1'inde çekilmiş bir fotoğraf bu. Şimdi 4.5, F4.5 sayısıyla çekilmiş bu fotoğraf saniyenin 5'de 1'inde çekilmiş. F5 sayısıyla çekilmiş fotoğraf saniyenin 4'te 1'inde çekilmiş. Ve F5.6'ya geldiğinde dikkat edersek artık arka plan daha az flu, giderek daha da netleşmeye başlıyor. F6.3'e geldiğimiz zaman belli ki orada bir rüzgar olmuş. Ve o rüzgar yüzünden artık o sallantıyı biz kaydetmişiz. Çünkü şu anda çektiğimiz bu görüntü 0.4 saniye. 0.4 saniye boyunca açık kalmış bir shutter'ımız var. Çünkü 0.4 saniye boyuncaki ışığı toplamak zorunda. Çünkü diyaframı çok kısılmış. F7.1 saniyenin 6'da 1'inde. Ve arka plana bakarsanız arka plan giderek daha da netleşmeye başladı. F8'de çekilmiş bir fotoğraf. Tabii şu sallantıyı görüyorsunuz değil mi? Bu sallantı saniyenin bu fotoğrafta artık 1 saniyede çekilmiş bir fotoğraf bu. Ve F9 saniye 1. Bu F10'la çekilmiş bir fotoğraf. F10 yani 1,3 saniyede çekilip ancak doğru pozlanabilmiş bir fotoğraf. Tabii ki bu çekimleri yaparken tripoda koymak zorundasınız. Çünkü saniye, yani 1 saniye boyunca tamamen hareketsiz elle tutmak mümkün değil makineyi. Hatta çok düşük sayılarda da bu mümkün değil. Yani saniyenin 60'da 1'inde bile makineyi elimizde sabit tutmak gerçekten çok zor. Tabii kullandığımız lensin özelliklerine göre de değişen bir şey var. Çünkü titreşim azaltıcılar, makinenin içerisindeki sabitleyiciler vesaireler işin içine girebiliyor. F11 saniyenin 1,6'sında çekilmiş bir fotoğraf. Yani 1.6 saniyede çekilmiş bir fotoğraf. Burada yine bir rüzgar olmuş ve F13'de 2 saniye boyunca pozlanmış bir fotoğraf bu. ISO değerlerim bütün fotoğraflarda sabitti. Devam ediyorum. F14 3 saniye boyunca pozlanmış bir fotoğraf ve artık arka plan neredeyse tamamıyla net bir şekilde görünüyor. F16 4 saniye boyunca pozlanmış bir fotoğraf. Devam edelim. F18 yine bir rüzgar olmuş. 10 saniye boyunca pozlanmış. Yani 10 saniye içerisinde o kalenin önünden yürüyen insan tamamıyla geçebilir. Biz neyi düşünebiliriz bu noktada? Örneğin bir caddenin uzun pozlanmış bir fotoğrafında kırmızı ışıklar çizgi gibi görünecektir. Bu shutter'ımızın uzun süre açık kaldığı için. Devam ediyorum. F20, 10 saniye yine pozlanmış fotoğraf. Ve son olarak F22. F22'de 15 saniye boyunca pozlanmış bir fotoğraf görüyoruz. Ve artık neredeyse netlik alanımız arka plana kaymış gibi düşündürtüyor bizi. Çünkü önde fluluk var. Halbuki o flu alan
hareketten kaynaklı. Rüzgar var ve oradaki çalılar, sazlıklar da o esintiden nasibini alıyor. Dolayısıyla onlar blur yapıyor, motion blur yapıyor. Göl ne kadar düzgün, göl ne kadar yumuşak görünüyor. Gölün böyle yumuşak görünmesinin sebebi 15 saniye boyunca forzalması. Yani orada çok devasa dalgalar bile olsaydı, o dalgalar 15 saniye içerisinde çoktan biteceği için dümdüz bir suyla karşı karşıya olacaktık. Nitekim burada öyle olmuş ve arka planın ne kadar flu olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin ilk fotoğrafla son fotoğraf arasındaki farka bir bakalım. Gördüğünüz gibi bu fotoğrafların arasındaki fark gerçekten çok fazla ve yine burada fotoğrafın temel mekaniği çalışıyor ve burada en önemli şey alan derinliğimin diyaframını kıstıkça arttı. Yani net alanının uzunluğunun diyaframını kıstıkça arttı. Diyaframımı kısmamın bana gösterdiği dezavantaj giren ışığımızın miktarının azalması. Işığın miktarı azaldığı zaman düşük ışıklı bir yerde biz o fotoğrafı nasıl çekebiliriz? Çok zor. Şimdi gelelim şöyle bir duruma. Işığın çok da fazla olmadığı bir yerdesiniz ama alan derinliğinizin çok fazla olmasını istiyorsunuz. Örneğin 6.3 gibi bir f sayısıyla fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Çok da ışığın olmadığı bir yer. Bir yandan şatırınızı da yüksek tutmak istiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki benim burada şatırımın en az saniyenin 200'de 1'i olması lazım. Saniyenin 200'de 1'i olan şatır. F'imiz 6.3. Bu fotoğrafın doğru pozlanma ihtimali yok. Giderek simsiyah bir fotoğraf olacak. İşte orada devreye ne giriyor? ISO. ISO'muz yaptığı işi kısaca anlatırsak ISO yalancı bir ışık. Biz ISO'muzu bulunduğumuz ortamdaki yalancı ışık yaparak bulunduğumuz yerdeki karanlığı aydınlığa çevirmeye başlıyoruz. Peki bize bu ne getiriyor? Fotoğrafımızda daha fazla noise dediğimiz, Türkçesi gren yahut kumlama diyebileceğimiz bir şey oluşuyor ve fotoğraflarımız daha keskin olmuyor artık. Burada gördüğünüz gibi fotoğrafımızın ISO'su yükseldiği zaman fotoğrafımızın keskinliği düşüyor ve fotoğrafımız bu hale geliyor. Bu yüzden fotoğrafçılar yanlarında ışıklar taşıyorlar, büyük ışıklara önemli paralar veriyorlar, yansıtıcılar alıyorlar. Birçok fotoğrafçı fotoğrafında yüksek ISO istemiyor. Ben öyle düşünüyor muyum? Aslında ben pek fazla öyle düşünmüyorum. Ben bu keskinlik olayının biraz fazla abartıldığını düşünüyorum. Fotoğrafın netliğinin üzerinde bu kadar durulması esas çekilen konunun, içeriğin özelliğini bizden aldığını düşünüyorum. Bu yüzden yüksek ISO'yla çekilen fotoğrafların, gerektiği yerde çekilen bu fotoğrafların ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Yalnız ben bunun fazla abartıldığını düşünmekle birlikte tabii ki mümkün olduğu kadar düşük sayıda bir ISO ile fotoğraf çekmenin fotoğrafı daha keskin, daha net, daha güzel yaptığını söyleyebiliriz. Öte yandan bazı fotoğraflarda da tabii bu gren dediğimiz şeyin bir doku kattığını söylemek pekala mümkün. Evet arkadaşlar, kısaca her şeyi ele alacak olursak. Şatırımız makinemizin sensörünün önündeki perdedir ve bu perdenin açılış ve kapanış süresinin uzun ve kısalığı bize çektiğimiz fotoğraftaki görüntüyü ani yakalamamız veya bir süreç içerisinde onu yakalayarak farklı bir görüntü elde etmemizi sağlayacaktır. Örnek olarak arabaların farlarının uzun uzun göründüğü, uzun gece pozlamalarını örnek vermiştik veya işte hızlı şatıra da bir spor fotoğrafını örnek vermiştik. Diyafram açıklığımızın bize yaptığı şey de makinamıza giren ışık miktarını değiştirmesi ve alan derinliğini değiştirmesiydi. ISO da bu oyuna, bu üçgene yalancı ışık olarak dahil oluyordu. Ve biz hem diyaframımızı kısıp alan derinliğimizi arttırmak istediğimiz hem de çok fazla ışığın olmadığı, öte yandan şatırımızı da hızlı tutmak istediğimiz alanlarda bize yalancı bir ışık olarak ISO destek vererek fotoğrafın doğru pozlanmasını sağlıyordu. Bunları bilip daha doğru, daha ne yaptığını bilen fotoğraflar çekebiliriz. Tabii biz burada DSLR'lardan ya da aynasız makinalardan bahsediyoruz. Daha profesyonel fotoğraf çekimiyle ilgili manuel olarak ayarlarımızı nasıl yapmamız gerektiğinden bahsettik. Burada bağlayalım arkadaşlar. Fotoğrafla ilgili çekim modları, netleme modları, dinamik aralık, beyaz dengesi gibi konuları da ele alacağımız diğer videolarda görüşmek üzere. Bu videoları henüz çekmedim, çekeceğim. Bunlardan haberdar olmak için kanalıma abone olup zil var bir tane böyle şurada bir yerde ona basmayı da unutmayın. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Ben bu işi beceremiyorum ya.
Mastery Boys'la yarışacağım. Videoların devamı için kanalıma abone olun.